İlk önce hemen şu anda ekranın ayarlı olmadığı için şu anda sınav yapılmıyor burada. TC kimlik numarasını girip kendisine bir ekran açılıyor. Bu ekran açıldığı zaman şu fotoğraftan kendi fotoğrafını çekmesini söylüyor. O fotoğraftan kendi fotoğrafını çekip sistemdeki fotoğrafın yanına kendi fotoğrafı çekip salon başkanına gönderiyor sistem. Dolayısıyla yoklaması orada alınmış oluyor. Ondan sonra beklemeye başlıyor. Sınav başladığı an herkes için aynı anda başlıyor. Sınav bittiği anda kişi daha önce bitirmek isterse 4'te 3'lük süre bittikten sonra bitirmek istiyorum deyip bitirip çıkabilir. Ama herhangi bir şekilde bitirmese bile sistem bittiği an kapatıyor. Dolayısıyla aynı anda insanlar başlayıp aynı anda bitirmiş oluyorlar. Buraya gelmeden önce dışarıda kişilerin üzerlerindeki bütün emanetleri alıyoruz. Her ne kadar camurlu bina olsa da burası. Bütün emanetleri alıyoruz. Orada yüz tanıma sistemiyle içeri alıyoruz kimlik kontrollerini. Yüz tanıma sistemiyle yapıyoruz. Ama emanet alma işinde de yeni bir sistem geliştirdik. Şu anda kişilere küçük bir dolabın anahtarını veriyoruz ama sadece o anahtarla içeri girebiliyorlar. Kendilerinin rastgele seçtiği herhangi bir yerdeki bir dolabın anahtarı bu. Ama ileride şu anda geliştirdiği prototipi geliştirildi. Onu da yüz tanımayla irtibatlandırıp kişi ekrana geldiği zaman ona bir dolap açılıp ayrıldığında da tekrar dönerken de gittiğinde beklediğinde yine o kişiyi tanıyıp yine anahtarının çözüldüğü yani bir fiziksel anahtar yanında taşımadan da emanet dolabını kullanabileceği bir sistem geliştiriyoruz ama onun şu anda prototipleri var. Şimdilik mekanik dolaplarla idare ediyoruz ama onu da sisteme entegre ettikten sonra açacağız. Şunlara bu hatlardakileri olursa günlerini veriyoruz. Günler... Sınav ücreti sizce fazla. Ama devlet sana 20 TL diyebilirim.